Gökhan Aptik'le kupa heyecanı başlıyor. Teknosa Lenovo işbirliği ile Teknosa YouTube kanalında tekrar birlikteyiz. Dünya Kupası'nı konuşmaya, maçları analiz etmeye, maçların ve günlerin virtüözlerini seçmeye devam ediyoruz. Evet, gerçekten inanılmaz maçlar oynanıyor. Son 16 eşleşmeleri nefes kesiyor ve artık çeyrek final eşleşmeleri de yavaş yavaş belli oluyor, netleşiyor. Evet, Hollanda ile Arjantin sevgili izleyiciler, ilk çeyrek final eşleşmesi Hollanda ile Arjantin arasında olmuştu. Bugün de ikinci çeyrek final eşleşmesi belli oldu. İngiltere ile Fransa eşleşti. Şimdi Hollanda, Arjantin, İngiltere, Fransa maçları var. Ama tabii tablonun diğer tarafları, alt tarafları şu anda belirsizliğini koruyor. Hem Japonya-Hırvatistan karşılaşması hem de Brezilya-Güney Kore karşılaşmaları var. İşte sol tarafta yine bir çeyrek final belli olacak. Ve sağ tarafta da Fas-İspanya, Portekiz-İsviçre maçları var. Bir çeyrek finalde orada belli olacak. Ve 4 çeyrek finalle birlikte artık son 8'in heyecanını yaşamaya başlayacağız. Evet, maçlara geçelim. Fransa-Polonya ve İngiltere-Senegal karşılaşmaları oynandı. Fransa-Polonya mücadelesinde maçın başında, maçın ilk bölümünde Fransa öne geçebilirdi. İlk yarının sonuna bırakmayabilirdi golü. Polonya öne geçebilirdi, çizgiden çıkan bir top var. 44. dakikada maçtaki ilk gol Olivier Giroud'dan geldi. Bu gol Fransa futbol tarihi için çok önemli ve gerçekten tarihi bir gol. Çünkü Olivier Giroud Thierry Henry'yi geride bıraktı. Artık Fransa futbol tarihinin milli takımda en çok gol atan oyuncusu 52 golle Olivier Giroud oldu. Bu turnuvada attığı 3. golle. Maçın 74. dakikasında Mbappe, 90+1. dakikasında yine Mbappe inanılmaz 2 gol attı. Giroud'a yaptığı asisten sonra attığı muhteşem 2 golle tüm rekorlara göz diktiğini bir kez daha dünyaya aykırdı Kylian Mbappe. Bu Dünya Kupası'nda 4 maç 5 gol, tüm Dünya Kupası kariyerinde 9 golle gerçekten olağanüstü bir performansa ulaştı. Lewandowski'nin attığı penaltı golü 90+9'da maçın skorunu belirledi ve karşılaşma 3-1 tamamlandı. Şimdi Giroud ve Mbappe. Aslına bakarsanız Fransa futbol tarihine geçtiği için Giroud'un yaptığı çok kolay bir şey değil. Gerçekten çok büyük bir olay ama bu maçın özelinde Mbappe'nin göstermiş olduğu performans gerçekten çok çok özel bir performanstı. Ve Mbappe bana göre bu karşılaşmada maçın virtüözü olmayı başardı. Bu maçın virtüözü, Fransa-Polonya maçının virtüözü Kylian Mbappe. Geçiyoruz İngiltere-Senegal karşılaşmasına. 38. dakikada Henderson, 45+3'te Kane, 57'de Saka'nın golleriyle İngiltere 3-0 yenmeyi başardı rakibini. Bu karşılaşmada İngiltere maçın başında pozisyona girmekte zorlandı. Tempoyu yine çok fazla arttırmadı ama ilk isabetli şutunda golü bularak sonrasında farka gitmeyi başardı. Bu karşılaşmada ne Henderson, ne Kane, ne de Saka maçın virtüözü. Tüm dünyanın ortak kararı var. Jude Bellingham bu karşılaşmada oynamış olduğu futbol, yapmış olduğu asist, yapmış olduğu asistin asistiyle gerçekten bambaşka bir şekilde parladı ve maçın virtüözü olmayı fazlasıyla hak etti. Evet, iki isim var virtüöz adayları. Bir tarafta Fransız Mbappe, diğer tarafta da İngiliz Jude Bellingham. Peki günün virtüözü kim oldu? Müjdat Muratoğlu'na gidiyoruz. Müjdat Muratoğlu seçecek günün virtüözünü. Evet Müjdat, sence günün virtüözü kim? Yani Jude Bellingham oynadığı futbolla beni mest etti ama bugünün virtüözü bence birçok kişinin ortak noktası Kylian Mbappe. Önce Giroud'a nefis bir asist, ardından iki tane klas gol Kylian Mbappe'den. Gerçekten de daha 23-24 yaşında ulaştığı rakamlar herhalde Klose'nin, Pelé'nin bütün rekorlarına gözünü dikti ve 10-15 yıl sonra Dünya Kupası'na dair bütün rekorlar kendisinde olacak Gökhan. Evet, Müjdat'tan detaylı analiz. Çok teşekkürler Müjdat. Günün virtüözünü Mbappe olarak seçti Müjdat Muratoğlu. Tekrar birlikte olacağız Dünya Kupası'nı konuşmaya Teknosa YouTube kanalında. Hoşçakalın. Gökhan Aptik'le kupa heyecanı sona erdi.